günün dördüncü mücadelesiyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Akademi Ligi'nde derbi zamanı ama tabii puan tablosuna baktığımızda derbi pek eşit şartlarda oynanıyor gibi gözükmüyor Galatasaray Akademi. Belki de Akademi Ligi tarihindeki kulübün en iyi mevsimlerinden birini yaşarken yine Beşiktaş tarafıysa tarihindeki en kötü Akademi Ligi mevsimlerinden birisini yaşıyor. Bunu belirtmek lazım. Şu ana kadar sadece bir galibiyeti var Beşiktaş Akademi'nin. Onu da yakın zamanda geçtiğimiz hafta almışlardı. Öte yandan Galatasaray Akademi şu anda zirvede yer alıyor ve zirveyi Aurora Akademi ile paylaşıyordu. Evet. Tabii günün başında Aurora galip geldiği için onlar bir galibiyet öne fırladılar ama burada da Galatasaray'ın kazanması çok şaşırtıcı olmaz. Özellikle Nuk geçtiğimiz hafta Luana'nın yerine Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi'nde de maçlara çıkmıştı ama onun haricinde gerçekten takım her maç ayrı bir kahraman çıkartmayı başarıyor. Hı hı. Özellikle Chamanagazo ve Ruyup Kere ikilisi maçların çoğunluğunda yıldızlaşan isimler. Evet, gayet iyi performans sergiliyorlar. Bu mevsim, daha doğrusu hani bu sene öncesinde çok geçen sene mesela çok ismini duyduğumuz kişiler değildi bunlar ve bu mevsim özellikle oldukça önemli bir parlama yakaladılar. Ya Nuk ve Rames bu arada takımın geçtiğimiz seneden gelen oyuncular. Evet. Dolayısıyla takımın iskeletini onlar oluşturuyor. Ama geri kalan mesela geçen seneye kıyasla kesinlikle bir performans artışı var. %100 Galatasaray'ın daha önce yarı finali yok. Yani mevsim finali yok Akademi Ligi'nde. Dolayısıyla önemli bir sıçrama yaptıkları konusunda seninle %100 aynı fikirdeyim. Bakalım bunu devam ettirebilecekler mi? Tabii mevsim finali garanti değil. Galatasaray'ı kovalamaya devam eden takımlar var. Özellikle Galacticos'un 1907 Fenerbahçe Akademi karşısında aldığı galibiyet bir anda onların galibiyet sayısını Galatasaray'la eşitledi. Ya burada olacak bir sürpriz, Beşiktaş'ın yapacağı bir sürpriz Galatasaray'ın bütün planlarını yerleye eksan eder ama ihtimali çok yüksek değil tabii. Trash tercihiyle başladık. Şimdi de Nidal'in üzerinde duruyor Beşiktaş Akademi tarafı. Diğer tarafta burada günün ilk 3 karşılaşmasında seçim yasaklamada hayatta kalamayan Kaysa sonunda açık bırakıldı. Evet. Revolution yani karşı seçim olarak bekleyeceğiniz hani biraz seçim yasaklama ekranı olgunlaştıktan sonra görmeyi bekleyeceğiniz orta koridor tercihleri, Revolution gibi, Tristana gibi normalde orta koridorda seçilen şampiyonlara ters gelen şampiyonlar erken aşamalarda seçiliyor. Revolution tabii ki yine orta koridorda kuvvetli ama orta koridora mesela Galatasaray ekibi Tristan alsa hiç şaşırmam. Nautilus tercihi şaşırttı. Özellikle Thresh'e karşı. Yani çok yani normalde tersinin yapılması evet. Alışkın olduğumuz bir durum değil mi? Ya Nautilus benim bu arada bu metada hakikaten hiç beğenmediğim şampiyonlardan bir tanesi. Beğenmediğim tank desteklerden bir tanesi. Diğerlerine kıyasla çok kırılgan kalabiliyor. İçeri girdikten sonra kendini çıkarabilecek, ayıklayabilecek herhangi bir yeteneği yok. Ekstra tanklık kazanmakta da güçlük çekiyor. Ya daha kısa bir menzille içeri girmeye karar verip Leon'a tercih etseniz evet, evet. Daha verimli olabilir. Tabii bu noktada yani Chamanagazo'nun ultisinin, derin darbenin nerede olursa olsun rakibi ne kadar uzağa giderse gitsin bir noktada Kaysa'ya bir sinerjisi olduğunu hatırlatmak gerekiyor ama yine de Nautilus tercihi konusunda seninle tamamen aynı fikirdeyim, aynı gemideyim. Ne Braum ne Nautilus beni şu anda içinde bulunduğumuz metada ikna edebilen destek şampiyonları evet. Tristana yasaklandı bu arada Galatasaray Akademi tarafında. Ofelios'la beraber yani sen bir orta koridoru Tristana tercih demiştin ama onlar bence şu anda Lucian'ın alt koridora gitme ihtimalini ciddi şekilde düşünüyorlar. Ve buna cevap verebilecek taraftalar, kırmızı taraftalar. Dolayısıyla burada alacakları bir üst koridor şampiyonu belki orta koridorda daha rahat bir cevap vermelerini evet. sağlayabilir. Gerçi üst koridoru kör seçmek isterler mi? O da ayrı bir soru. Veigar'ın üzerinde duruyorlar. Yani bir büyücüye ihtiyaçları var bir noktada. Çamana o büyücü Zoe olacak gibi görünüyor. Zoe'si de oldukça iyi bu arada. Daha önce izleme fırsatı bulmuştuk. Bu durumda Beşiktaş bakalım Lucian'ı ortaya mı yoksa aşağı mı yollayacak karar verme şansı var. Ve sanki orta koridora gidecek gibi Zion, Wayne mi, Zion, Wayne mi, Zion, Wayne mi, Poppy. Yok. Heimer. Doktor Mundo. Zaya Rakan yapabilirler bu arada isterlerse. Ama Thresh'i nereye yollayacaklar o zaman. Top ne Thresh? Wayne'i aldılar. Hala esnek bir tercih acaba üst koridora. Peki burada tabii yani Wayne'in de orta koridor oynadığını gördük Scarlett. Hı hı. Ama yok yani. Yani Lucian kadar verimli oynayamadığını biliyoruz evet, tabii. Zoe'ye karşı böyle bir üstünlük elde etmesi de
çok kolay olmayabilir Vane'in. Bakalım yukarı ne alacaklar? Şimdi Beşiktaş'ın kurduğu bu beşlinin en büyük avantajı çifte nişancısı olması ve onunla beraber ilerleyen zamanlarda potansiyellerinin de artacak olması. Ama evet. Kazanan koridorlar mı kurdular sorusunun cevabını senden bekliyorum. Kazanan koridorlar kurdular. Yani orta koridorda orman yardımıyla beraber oyunu domine edebilirler. Erken oyuna yani Galatasaray'ı orta oyuna giderken bayağı zorlayabilirler. Yukarı yaptıkları kör seçim Orn gayet standart bir seçim. Oyuna her türlü katkı sağlayan bir seçim. Alt koridorda sadece Thresh'in yanına ekledikleri Vane yani onları birazcık zorlayabilir. Yani Kaysa Vane'in yaptığı çoğu şeyi yapabiliyor ama ondan daha iyi yapıyor. Yani menzilleri her iki nişancında oldukça kısa. Daha iyi takasa giriyor Kaysa. Aynen öyle. Dolayısıyla hani Vane yerine belki daha uzun menzilli, daha yine oyun sonunda etkin. Yani örneğin bir Caitlyn tercihi belki gelebilirdi. Caitlyn tercihi, üzerinde durdukları Zaya tercihi. Ama gelmedi. Bakalım derbide Beşiktaş Akademi ile Galatasaray Akademi arasındaki mücadelede gülen taraf ligin zirvesindeki Galatasaray Akademi mi yoksa ligin dibindeki Beşiktaş Akademi mi olacak? Ve Beşiktaş burada bir sürpriz yaparsa eğer Galatasaray'ın mevsim finali umutlarına çok büyük bir darbe vurmuş olabilir. Günün dördüncü mücadelesinde derbi zamanı Beşiktaş Akademi ile Galatasaray Akademi arasındaki mücadelede bakalım gülen taraf kim olacak? Dediğimiz gibi Galatasaray Akademi puan tablosunda ciddi bir avantajla geliyor bu mücadeleye. Beşiktaş'ın şu ana kadar oynadığı 14 karşılaşmada sadece bir galibiyeti var. Öte yandan Galatasaray 14 maçın 10'unu kazanmayı başardı. Bu beşli bakalım Galatasaray organizasyonuna Akademi Ligi'nde şu andek yakalayamadığı başarıyı getirecek ve mevsim finallerine gidebilecek mi? Beşiktaş tabii burada üçlü çalının önüne hemen koyduğu totemle bu denemenin tamamını görmüş oldu. Ya son anda bu arada yani örümcek hisleri devreye girdi Rames'in. O totemi orada görmeden içeri girselerdi başları büyüklerde girebilirdi. Bu arada kendi kırmızılarındaysa Beşiktaş'ın bir totemi olduğunu tabii tespit etme fırsatı olmayacak Galatasaray'ın burada. Bu arada yani oldukça güvenli bir hareket. Ya mantıklı Rames bir hareket. Her iki çalıyı da kontrol etti. Üçüncü çalıya bakarak kontrol edecekler. Sonuçta kırmızı güçlendirmenin etrafındaki çalıların tertemiz olduğunu bilincine vardılar. Ama Rames'in yapmak istediği şey rakipleri tarafından çok net bir şekilde biliniyor. Şu anda Rising kesinlikle kendi orman rotasını yani ona göre Olaf'ın yaptığı hamleye göre düzenleyebilme fırsatına sahip. Hatta yani yukarıya doğru gittiğini, kayıcılara gittiğini de biliyor Olaf'ın. O yüzden isterse rakip maviye doğru bir hamlede bulunabilir. Bence bulunması da lazım. Yapması gerekiyor onu. Özellikle bu tarz bir maçta, yani favori olarak çıkmadığınız bir maçta elinize gelen bütün fırsatları kullanmanız lazım. Kaybedecek bir şeyiniz yok çünkü. Ya tabii bu oyuncular yaz mevsimini hedefleyerek bir yandan da kendilerini de göstermek istiyorlar. Ve ligin zirvesindeki Galatasaray Akademi'yi yenmek de Beşiktaş taraftarlarının çok mutlu olacağı bir gelişme olacaktır her ne kadar akademili ligindeki sezon. Kötü geçmiş olsa da ama işleri tabii hiç kolay değil. Çıpa bu arada tutmadı. Furkowski tutma ihtimaline karşılık derisini yüzü hemen kullandı. Yalnız şimdi güzel bir ölüm cezası geldi. Kerry'i sersemletmeyi başardı yalnız. Buradaki takası isteyen taraf Galatasaray ikilisi. Rap çok ters ve kursundu. Rap'in üzerinde tutuştur da bırakıldı. Meşeid'in üzerinde büyük bir hasar. Rap'in üzerinde büyük bir hasar. Sonuçta skor sesi çıkmadı ama her iki nişancı da 200 can civarına düştü. Ay. Bu arada Kerry'nin bu çıpası tutmaması Galatasaray adına daha iyi olmuş olabilir. Evet. Kule altında çünkü ölüm cezasına yakalanacaktı. Ormandaysa Nidalee Olaf'ı yavaşlatmak için hamle yapmaktan ziyade kendi ormanını hızlı şekilde temizlemek gibi bir amaç edinmiş durumda. Ve mavi tarafa doğru çıktı. Mavi güçlendirmeyi aldı. Tertemiz oldu şu anda ormanı. Buradan da rahat bir şekilde yan Priyengec'e gidecektir ama ondan daha da hızlı orman dönebilen bir şampiyon Olaf. Ve yan Priyengec'i de aldıktan sonra Rames... Bakalım. Rakip ormana şöyle bir girme
En azından oradan az da olsa bir görüş alma derdinde. Kayıcılar çıkacak birazdan ama kayıcıları bekler mi? Carey alt koridora bir baskı yapmak istiyorlar. Alt koridora bir baskın pardon, gelecek. Carey ile buluşabilir daha doğrusu. Bu burada yakalayamadı. Çipo müthiş geldi. Oradan ayıkladı rakibime şeydi ve ilk kan burada. Gaysa'ya Rupa gidiyor. Yani Carey muazzam oynadı orayı Scarlet. Yani o kadar ince bir açıdan gördü ki rakibini tebrik etmek lazım. Şimdi gelecek minyon dalgasında tamamen kuleye yaslayacaklar. Trigonometri derslerini kaçırmamış birisi belli ki. Ya sıçrayla Thresh'in burnunun dibinden çekiverdi evet. Rakibini. Alt oyun başından beri deniyordu böyle hamleleri. Başarılı da oldu. Şimdi Phenomenal'ın üzerine gitme gibi bir planı vardı ama hatta şu anda Lucian'ın gittiği yere baktığımızda gidiş çok kolay olacak. Yalnız Shamanagazo'nun üzerine doğru gidiyor Lucian. Carey'nin orada çipayı atabileceği bir açıyı almasını istemiyor ve sonunda sıçrayı atmak zorunda kaldı. Aslında istemiyordu kullanmak ama Carey'nin bu ziyareti önce alt koridorda nişancısına yıkkan ardından orta koridorun sıçrasını aldı. Daha ne yapsın bu adam? Lucian'ın koyduğu totem kötüydü bu arada. Şu anda o totemin süresi bitti zaten ama sağ çalının şu gördüğümüz kırmızı totemin hemen evet o biten totemi görebiliyoruz. Yalancı bir totem ya o. O totem size görüşünüz varmış ilüzyonunu veriyor sadece. Peki ama neyi görmesi gerekiyor da görmüyor Scarlett? Efendim? Neyi görmesi gerekiyor ya da görmüyor? Ya görmesi gerekiyordan ziyade zaten çok görüş vermiyor. Yani şu sağ taraftaki koridoru göstermiyor. Hı-hı. Oradan o duvara sarılan bir rakip ejderin önüne gayet girebiliyor. Geçebiliyor. Duvarın arkasından orta koridora baskın atabiliyor. Gerekirse aslında yani illaki çalıya atmak zorunda değilsiniz. Biraz daha sağ tarafa çalının dışına attığınız zaman çok daha önemli bir görüş yakalıyorsunuz. Üst koridorda bu arada tabii nispeten kolay bir koridor olacağını öngören Nook tırpanını da almış. Hı hı. Daha da hızlı güçlenmeye çalışacak. Tabii Ornn'un eşya katkısıyla beraber maçın ilerleyen dakikalarında neredeyse yani 5000 altınlık bir üstünlük sağladığını biliyoruz aşağı yukarı. Onu birazcık en azından telafi etmek adına ekstra geldi. Devamı gelmeyecek. Rup'la yalnız Meshade arasında da minyon sayısında herhangi bir fark söz konusu değil. Rup'un alabileceği daha fazla minyon var evet ama sonuçta ilk kan almış olmasına rağmen Galatasaray alt koridor ikilisi çok büyük bir fark yaratamamış. Yalnız üst koridorda Nook'un yaptığı tercihe benzer bir şekilde altta da tırpan görüyoruz. Hı hı. Ve şu anda Meshade minyonlara yaklaşamıyor. Normal yani Nautilus korkutuyor. Hakikaten korkutuyor. Rakip ormancının nerede olduğunu bilmiyorlar. Öne çıkarlarsa anında Carey zaten çalıdan böyle yavaş yavaş çıkıp tehdit edecek onları. Ya, Rames'in oraya gelişini bilmiyorum. Totemle gördüler mi ama sıçra geldi şimdi Carey'den. Ekstra'yı kullandı. Furkowski ölüm cezasını kullanıyor ama Rames bir kez daha alt koridor ziyaretinden sonuç çıkartmayı başarıyor. Tabii bu sonucun çıkması Rames'in eseri değil, bu yine Carey'nin eseri oldu. Evet, çipayı yolladığı gibi hiç otomatik saldırı yapmaya çalışmakla vakit kaybetmedi. Önce E'sini kullandı, rakibi yavaşlattı. Derisini yüz bittikten sonra da rakibin üzerine, yavaşlayan rakibin üzerine yürüyüp hemen otomatik saldırısıyla onu sabitledi yerine. Ve alt koridorda desteğin yokluğu Galatasaray'a baskının dozajını arttırma imkanı sağlıyor ve bir tane barikatı çıkartmayı başardılar. Devamı da gelecek mi göreceğiz. İçlik topuyla beraber oradaki o minyonu da kaçırmadı Rüyüp. Ve Carey yardımcı olmaya devam ediyor. Galatasaray alt koridoru adına gayet iyi bir karşılaşma başlangıcı oldu. 1400 altınlık bir üstünlük tabii. Galatasaray'ın Akademi Ligi'nde işler gayet iyi gidiyor ama Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi takımı sene başından bu yana oldukça yoğun eleştirilere maruz kaldı. Hatta benim de çok ciddi eleştirilerim olmuştu. Bu hafta içinde bir kadro değişikliği yaşandı takımda ve evet, nişancı rolündeki Pedon kadroda yer alacak olmaya devam etmesine rağmen bu hafta için Ruvelius'un oynayacağına dair bilgiler var. Pedon'un da bu arada şimdilik Gaming House'dan ayrıldığına dair de sosyal medya paylaşımları oldu. Tabii bu tartışmaların dahilinde Pedon değişmeli mi, Moito değişmeli mi? Bir tek Bolu'nun değişip değişmeyeceği konuşulmadı. Akıl sır ermez çünkü Bolu değişirse. Evet. Şu anda takımın belki de ayakta kalan tek ismi. Rüp ve Carey'nin de ismi geçti bu tartışmalarda. Aynen öyle. Yani acaba Pedon'un yerine onlar mı denenmeli? Tabii bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Burada nasıl bir düşünce okulundasın? Ben bu transferi beğendim şahsen. Yani Ruve aç bir oyuncu, deneyimli bir oyuncu. Ve sanılanın aksine hani çok onu uzun süredir sahnede görüyoruz ama bayağı da genç bir oyuncu. 21 yaşında henüz. 21 yaşında olmasına rağmen edindiği deneyim olsun. Zergsting'de daha önceden bayağı vakit geçirmiş olması olsun. Farklı takımlarda beraber oynamış olması olsun. Ben yani gayet yerinde bir transfer olarak görüyorum.
Rüveyi. Bakalım nasıl bir etki sağlayacak? Galatasaray'ın özellikle Vodafone Frizyon Şampiyonluk Ligi'nde artık mağlubiyete de pek tahammülü kalmadı. Evet. Yani mevsim finali potasına galibiyet sayısı düşünüldüğünde girme ihtimali çok yüksek ama kalan fikstürler de hiç kolay bir fikstür değil. Yanlış hatırlamıyorsam Wildcats Supermassive ve Nasri Sports var o fikstürün belli bir noktasında. Çok zormuş bu arada. Ben yani Wildcats olduğunu biliyordum o fikstürde ama Sup ve Nasri'den emin değildim. Ya ben de çok emin değilim. Kontrol ederiz ama sonuçta işleri çok kolay olmayacak ama Akademi Ligi'ne geri dönmek gerekirse Galatasaray adına işler gayet iyi gidiyor. Asteroid'den gelen ocağın çarşısı ikinci kafayı atacak kadar bile hayatta kalmayabilir. Kafayı attı ama Ragnarok tabii rahat bir şekilde ocağın çarşısının ikinci kullanımından kurtardı bu noktada Ramesi ve Galatasaray tarafında 2000 altınlık bir üstünlük. Maç başından bu yana her şey istedikleri gibi gidiyor. Beşiktaş'ın onlara bu sürprizi yapmasına müsaade etmeyecekler gibi de gözüküyor. Kameralar yeniden alt koridorda. Rüyup yaklaşık bir 10 milyonluk bir üstünlük kurmuş durumda ve yine tabii az önce gördüğümüz sonrasında da Thresh'in alınmasıyla sonuçlanan sekansta Meşeid'in milyonlara dahi yaklaşmakta zorlandığını görmüştük. Burada da tabii onun sonuçları 10 milyonluk bir fark olmuş. Riss'in de bu arada ilk baskın denemesini maçın 11. dakikasında yapıyor. Burada bir ölüm cezasıyla başlaması lazım her şeyin. Furkowski bu arada tabii bekliyor arkaya Fener'i de bırakmak üzere ama... Yani vazgeçtirirsin. Riss'i zaten pek istekli gelmemiş gibi gözüküyor. Evet yani aman şimdi bugün bir de buraya mı baskın atacağız? Ne güzel ormanımı farmlıyordum der gibiydi. Ya şimdi bir fırsat olduğunu bilincindeler. Bu ölüm cezası kritik olacak derken Riss'in kontrol totemine yakalandı. 6 saniye sonra çıkacak olan alevejlerin de pozisyon avantajı Beşiktaş'ta ama... Geri kalan avantajların sanki tamamı Galatasaray'da gibi gözüküyor. Gerçi sihir derbi üyelerine baktığımızda Beşiktaş'ta kullanılamayacak durumda bir sihir derbi üyesi yokken Olaf'ın sıçrasının az önceki üst koridorda alınan skorda kullanıldığını belirtelim. Az Beşiktaş evet yani burada savaşamayacağının farkında 2200 altınlık fark azımsanacak bir fark değil onun şu dakikasında. Ve yani Nidal'i tercihinde ne kadar... etkisiz kaldığını görüyoruz maçta. Burada yorum yapmasan ses tonundan izleyicilerimiz ne düşündüğünü anlardı Scarlett. Yani Nidal tercihi dediğim anda yani zaten öyle mi? Dedin ki niye alındı acaba bu Nidal'i der gibi söyledin. Nidal tercihi yine körlemesine yapılan Lucian sonuç getirecek gibi durmuyor Beşiktaş için. Yani ben onlardan daha Lucian tercihi yok ki ama Nidal'dense daha böyle riskli atıyorum Rek'Sai gibi bir tercih mesela. Ya daha, da Kane olabilir. Kane o tarz tercihler evet. Yani Nidal gerçekten etkin kalması çok zor şampiyonlardan bir tanesi. Özellikle profesyonel maçlarda. Yani galibiyet mağlubiyet oranından ziyade Nidal'in oyunu olan etkisini değerlendirdiğinizde yansın Furkowski'den güzel bir derisini yüz. Kerry'nin burada sıçrasını kullanması gerekecek. Ve alt koridorda bu denenen baskın başarıyla sonuçlanmıyor. Ama Kerry'nin sıçrasının olmadığını bilincinde olarak bunu bir kez daha deneyebilirler. Gerçi Rames de şimdi oraya gelmiş. 3-3 alanında kontrolünü aldı. Ve şimdi buraya bir alamet açısı var gibi gözüküyor Galatasaray'ın. Bunun için de kuleye yani bir 8-9 vuruş yapmaları yeterli olur ama Rames pek risk almak istemedi. Birazcık da erken kullandı. Bu kulenin alınması için yeterli olacak bir alamet değil. Ölüm cezası kaçtı yalnız. Şimdi Chamanagazo ters taraftan güzel geldi. Kulenin canı oldukça azaldı. Burada kuleyi almak mı? Rakibi almak mı? Bu 4'e 3 kazanmaya çalışmak mı? Ama Furkowski temizledi orada alameti de. Ve Galatasaray yani 4 kişiyle beraber bu kuledeyken çok zor hasar verecekler. Bir uyku baloncuğu daha geldi. Arkada Vein uyutulmayı başardı. Chamanagazo kendi sıçrasını değil yerden bulduğu sıçrayı kullanıyor. Scarlett heyecanlandı ama boş heyecanlandı. Ve Galatasaray 4 kişilik bu harita rotasyonuyla beraber de kuleyi zor kullanarak aldı adeta. Yani gidin buradan ya bu kule bizim... 610 altında Ruepe verdiler. 3200 altının üstüne dönüyor bu şampiyon. Regarnur yani 2200 altın önünde Kraken katilini tamamladı. Üzerinde bir dişli kama almış. Hançer aldı bir tane de. Bıçak koleksiyonu yapıyor şu an. Evet tırpan yüklerini de bitirmiş. Oho. Ya şu anda tabii Beşiktaş'ın işi. Ya maçın öncesinde konuştuğumuzda zaten hiç kolay değildi ama. Bir de bekledikleri gibi... iyi bir başlangıç yapamayınca Rüp bu kadar güçlenmişken işleri iyice zor. Riss'in başı dertte. Koşu yoluna Chamanagazo ne güzel attı o uçarı yıldızı. Tam geçeceği yere yani Fener'e tıklayacağı ve o sırada olacağı yerle buluşturdu. Koşu yoluna müthiş bir uçarı yıldız. Sonrasında ama kendi sıçrasını atmak durumunda kaldı.
Ya orta koridorda bu arada 10 milyonluk bir fark, evet. Fenomenal, fena iş çıkartmamış milyon fark konusunda ama karşınızda Zoe varken 10 milyonluk bir fark oluşturabiliyorsanız Lucian'da bu yeterli değil. Evet. Çünkü Zoe oyunun ilerleyen dakikalarında Lucian'a kıyasla çok daha farklı şeyler ve fazla şeyler alabilecek takım için. Chaman Agazo da zaten hani o az önceki pozisyondan evvel alt koridora yürümeden önce eşitti milyon sayıları. Pek bir fark yoktu. Yani yine benzer bir durum var. Dediğinde de haklısın. Yani İonya çizmeleri var. Sihirdar büyülerini çok daha hızlı bir şekilde dolduruyor, kullanıyor. Yetenek seti zaten. Yani hem hasar ve hem işlevsellik var Zoe'nin yetenek setinde. Anlık hasar da mevcut. O yüzden Lucian'ın baya baya güçlenmesi lazım ki artık Zoe'nin yetenek setinden, hasarından bağımsız hani Lucian kendisi çıkardığı hasarla oyunu bitirebilecek noktaya gelsin. Ve bir uyku baloncuğu daha tuttu ve Phenomenal'ın arındırını bedavaya aldık. Chaman Agazo hiç pozisyon yokken almayı başardı. Baya baya güçlenen bir isim var. Ama adı Lucian değil. Kai'Sa şu anda kontrolsüz evet. şekilde güçlenmeye devam ediyor. Yani az önce Ornn'a verdiği hasara ve Ornn'un kulesi düşerken ne kadar uzakta olduğuna bakarsak Kai'Sa'nın oyunun ne kadar önünde olduğunu tespit etmemiz daha kolaylaşır ve karşısındaki de full zırh çıkmış bir rakip. Nook, ya ormanda Riss'ini yakalayacağım derken kendisi yem olabilir ama Extek ultimatomu bu noktada onu ölüm cezasından kurtarıyor ama ölümden çıkış yok. 4 kişi birden kendi ormanında birikti. Nook'un da kafayı eğip ben bunu alırım diye rakibinin üzerine gitmesinin ne kadar büyük bir hata olduğunu görmüş evet, olduk. Evet, aynen öyle. Yani tamam ormanda yakaladınız ama belli bir miktar hasar çıkarırsınız. Öldürebilmek için bir 10-15 saniye ihtiyacı vardı. Burada carry yakalanmış olabilir. Uyku Aski'den bir oyun daha geliyor. Chaman Agazo yetişti yalnız. Şimdi uyku baloncuğu Riss'inde. Riss'in oradan çıkmayı başaracak. Rufin başı dertte. Rufin bir ödülü yok üzerinde ama düşmesi tabii bu savunmayı oldukça zorlaştırırdı. Ama Rüp son anda hayatta kaldı. Şifayı da kullanması gerekmiş. Beşiktaş her ne kadar altın anlamında rakibinin oldukça gerisinde olsa da bu son iki çatışmayı hiç fena yürütmedi. Evet. Rüp'ün üzerinde ödül olmaması da enteresan. Yani evet. ben en azından bir 150 altınlık ödül beklerdim. Yani rakibinden... Yani rakibiyle arasında 2900 altınlık evet, bir fark var. Daha ne yani? Daha onun da ödül olmayacak. Kimin ödülü olacak? Ya tabii bu arada benim bildiğim kadarıyla ödül sistemi altın farkını devreye almıyor. Minyon ve skor farkı üzerinden ödüller belirleniyor. Dolayısıyla o yüzden belki de makul sayılabilir. Ama bir başka ihtimalle benim yanlış biliyor olmam olur. Ve dağ ejderiyle beraber aynı anda mavi güçlendirmeyi de Chaman Agazo alıyor. Bir yandan da nişancıları orta koridoru ittiriyor. Yani Galatasaray'ın oyunda ne kadar büyük bir hakimiyeti olduğunu görmemiz açısından iyi bir döne bu. Yani haritadaki her şeyi aldılar şu anda. Genelde böyle bir hamlede en azından bir koridordaki minyon dalgasının boşa gitmesini evet, beklersiniz. Evet. O da boşa gitmedi Chaman Agazo'nun buraya gelip bu minyon dalgasını temizlemesiyle. Ve 5000 altın üzerine çıkartmış durumda Galatasaray altın farkını. 4,5 dakika sonra daha ruhu da onların elinde olabilir. Chaman Agazo da burayı donduracak. Çok sinir bozucu ve çok ama güzel bir hamle. Çok akıllıca Scarlett evet. yani. Haritada şu anda alınabilecek hiçbir şey yok. Baskı kurması zaten hiç kolay değil bu noktada Beşiktaş'ın rakibine. Nukta bir benzerini üstte yapıyor. Yani Beşiktaş'a... Kaynak bırakmıyorlar. Kaynak yok. Bir de bu vardır yani şimdi. Aa ne güzel donduruyor falan dersin. Ne yapsa bir anda bütün minyonları ittirir oyuncu. Seni duymuş gibi. Burada da Nuk orta koridor baskısını görünce üst koridora birinin cevap verme zorunluluğunu yaratmayı gerekli gördü ki mantıklı bu arada. Aslında tam tersi yani orta koridorda takım arkadaşları şey yapabilecekse, tutabilecekse koridoru. İşte tutamayacaklarından şüphelendiğini düşünüyorum ben. Olabilir. Çünkü 4'e 5 de değil, 3'e 5 bir yandan da. Yalnız tutmayı bırak Galatasaray orta koridordaki 3 kişiyle beraber alameti açtı. Onlar alameti açarken yan koridorlarda da Galatasaray oyuncuları oyunu hızlandırdı ki... Chaman Agazo'yu müthiş yakaladılar, müthiş. Düzeltiyorum, Chaman Agazo müthiş yakaladı demek daha doğru olur. Yine harika bir uyku baloncu ve Galatasaray inhibitor kulesine alameti vurduruyor. Meşe'de kullanılan derin darbe o kadar derine gidecekler. Bakalım infaz mermilerinin bu arada çoğunluğunu geri sırtlandı. Dolayısıyla canının belli bir kısmını da kaybetti. Alamete yalnız ikinci kafayı da attırmayı başarıyor. Burada Galatasaray, Chaman Agazo. Ultisiyle beraber içeri girdi. Kuleye bir tane saldırıda bulundu. Sonra Nuk kulenin tadına bakmaya karar verdi ve kule hasarı yedi. İyi bir alamet kullanımı diyebiliriz Galatasaray adına. Tabii
Furkowski'yi yakalamış olmaları da büyük bir avantaj sağladı. Az önceki pozisyonda da yani Furkowski baloncuğa yakalandıktan sonra tamam bana bir çıpa gelecek en azından Nautilus'u tutmaya çalışayım diye düşündü. Kerry üzerine atılan ölüm cezasını dodgelayıp bir de kendisi çıpasını tutturdu. Çok güzel bir hamle. Yani Nautilus'la oyun başından beri hakikaten çok sağlam bir oyun ortaya koyuyor. Ya tercihi sorguladık ama bu şekilde uygulanırsa alın Nautilus'u. Şimdi ejder bölgesinde kontrol totemini aldı. Phenomenal ve Furkowski'nin feneriyle geri döndü güvenliğe. 20. dakikanın içindeyiz. Galatasaray maçın mutlak kontrolüne sahip. Tabii Beşiktaş tarafında dakikalar ilerledikçe potansiyelin arttığını söylemek lazım. Özellikle Wayne. Ornun da eşya yardımlarıyla beraber daha ciddi bir faktöre dönüşebilir. Ama bunun için daha çok uzun bir süre var ve Galatasaray maçın temposunu oldukça hızlandırmış gibi gözüküyor. Yani oldukça erken bir ejder ruhu olacak 22. dakikada. Kulelerde 4'e 0 öndeler. Önemli taşıyıcıları Kaysa önde 50 milyonluk bir fark atmış durumda. Nuku yakalayabilecekler mi? Sıçrası var, en azından sıçrasını alırlar gibi gözüküyor. Ve burada Kamil sıçrayı kullanmak zorunda kaldı. Baron'a gidiyor bu arada Galatasaray. İki kişinin aşağıda olduğunu biliyorlar. Aslında bunlardan bir tanesi Orn ve Orn buraya çok rahat katılabilir. Ama Kraken katili olması bu arada Rüyup'un bunu olması gerekenden çok daha hızlı bir operasyona evet. Çevirdi. Daha Çamanagazo burada değil. Çamanagazo hasar vermeye başladığında çok daha... Yalnız Nidali'nin buralardaki avantajı çok aşikar. Scarlett girdi içeri. Nidali'yi düşürmesi lazım Galatasaray'ın. Onlar da bunun farkında. Baron'u aldılar. Risim burada kronometreye girdi ve çıktığı gibi Rupe skor olarak dönüyor Galatasaray. Alt koridorda iki kişiyi gördüğü anda tetiği çekti ve bu kararlılık onları çok erken bir Baron olarak döndü. Daha 20. dakikada Baron çıktığı gibi Baron'u almayı başardılar. Ve hızlı bir galibiyete doğru da ilerleyecekler. Gibi duruyor. Beşiktaş'ın yani seçim yasaklamada yaptığı tercihler onlara pek sonuç getirmedi. Wayne tercihi olsun, körlemesine alınan Lucian ve yine Nidali. Scarlett bugün bir şey öğrendi. Ölü oyuncuların skorlarının yanında kırmızı bir arka evet. Plan oluyor. Bu eskiden yoktu bu arada. Galiba yoktu dediğin yoktu, gibi. Yoktu. Ben de sen deyince ilk defa fark ettim. Çok uzun süredir anlatıyor olsak da League of Legends'a dair. Her şeyi bildiğimizi iddia etmek büyük hadsizlik olur. Herhangi bir şey bildiğimizi düşünmek de benzer bir hadsizlik olur diye düşünüyorum Scarlet. Nook şimdi Baron güçlendirmesiyle beraber üst koridor ikinci kulesini almak üzere. Takım arkadaşları orta koridorda bir savunma yapıyor ama asıl hedef burada zaten dağ ejderi. Rames burada yakalanırsa yalnız Beşiktaş adına önemli bir avantaja dönüşebilir bu. Çamanagazo arkadan bir uçarı yıldız bir uyku baloncuğu canını okudu orada. Rakiplerinin Rüp'ten bu arada agresif bir oyun. Of. İnfaz mermilerini yese de infaz edilmesi mümkün olmuyor Rüp'ün burada. 2'de 2, 3'de 3 geldi. Ama Olaf aradan çıkarttı skoru. Sana 5'te 5 yok dedi. Yani bıraksalar bırakırlardı bu arada. O kaotik pozisyonda herkes aslında Kaysa'nın önündeydi. Ama en nihayetinde... Onlar için tertemiz bir katliam oldu. Ama 5 kişiyi düşürdüler. 23. dakikada olduğumuz için maç bitmeyecek Skart. Evet, ölüm süreleri hala bayağı bir kısa. Ya tabii Galatasaray zorlayıp gitmeye karar verirse Beşiktaş'ın onları durdurması pek imkan dahilinde olmayabilir. Yani onlar şimdi üst koridora doğru dönüyor. Oradan da minyon dalgası yaklaştı. Risk almak istemiyor belli ki Galatasaraylı oyuncular. Yani zirve için bu kadar önem taşıyan bir galibiyet varken en ufak bir ciddiyetsizlik, en ufak bir rehavet mevsim finaline çıkamamakla sonuçlanabilir. Bunun farkında olmaları Galatasaray oyuncuları adına tabii artı bir nokta. Ve şimdi dağ ruhu yani şu dakika için hem Baron'u hem ruhu alıyor olmak. Bakalım belki buna bir cevabı olabilir mi Riss'in? Mızrağı tutturdu. Şimdi arkaya girecek muhtemelen zıplayarak. İçeri girdi. 2000 can ama üzerine gelen Kamil. Fener'i almak zorunda kaldı Riss'in. Canını kurtardığı için çok mutlu olsa gerek ama ruhu rakibin ellerinden alamaması anlamına geliyor. Ya Baron'dayken de zaten Zonya kullanmak zorunda kalmıştı. Onun içeri girişini iyi tahmin ediyor Galatasaray. Bir şey yapmasına da o çarpı kullanmasına da fırsat vermiyorlar. Ya Scarlett burada Akademi Ligi'nde de Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi'nde de gördüğüm en yüksek altın farklarından bir tanesine eriştik 24. dakika itibarıyla. Rakibinin kazandığı altın %50 fazlasını kendileri kazandı. Yani 33 bine 48 bin.
son bir savaş ya da maçı bitirecekler. Regarnur yani... O savaş diyecek... değil, evet. Tek taraflı kıyım olacak gibi Scarlet. Yani burada Beşiktaş'ın cevap vermesi ihtimal dahilinde değil. Değil. Üç eşyalı bir rüp var. Yani Galatasaray'da bir kişi oyundan kopsa yine alabilecek kuvvetteler. Şöyle düşün, oyundan kopsa 10 bin altın düşecekler. Düştü 38 bin altına. Hala paraları daha fazla. Nuk yalnız bir kez daha agresif bir hamle. Fenomenal'ı aradan çıkartmayı başardı Asteroid. Sadece bir detay şu anda Nuk için. Ve inanılmaz da bir hasar aldı yalnız. Şimdi Meşe'ye de aynı hasar bir benzerini verecek ve Nuk'un sıçrası olmadığını biliyorlar. Hop. O can çağrısının hazırladığı skor Meşe'nin oluyor burada. Bu Beşiktaş'ın oyunda alabildiği sadece ikinci skor ve bu sırada da guys your base diye bağırıyor takım arkadaşları. Nexus kuleleri arka arkaya düşmeye devam ediyor. Galatasaray bu karşılaşmayı 25 dakikada kazanacak. Tabii öncesinde birkaç tane daha skor almak isteyeceklerdir. Bu kadar öndeyken de hızlıca bitirmek istemezsiniz açık konuşmak gerekirse. Yalnız Rames kule altına girdi. Şimdi derin darbe Vayne'i yakalayacak. Rames'in kronometresi onu hayatta tutacak. Carry tanklamaya devam ediyor. Açıkçası bu karşılaşmada aslan payını ona vermek lazım. Galatasaray zirve ortaklığını bu galibiyetle sürdürmüş oluyor.